Cini Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere sıvı yağla kakaolu kurabiye tarifi vermek istiyorum. İçinde hiç katı yağ kullanmayacağım. Bütün malzemeleri hazırladım. Buyurun yapımına geçelim. Kurabiyemiz için gerekecek malzemeler 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı hindistan cevizi, 1 çay bardağı damla çikolata, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri, 1 su bardağı da nişasta, mısır ya da buğday fark etmez. 3 yemek kaşığı kakao, yaklaşık 1-1,5 su bardağı kadar un kullanacağım. Onu en son söyleyeceğim sizlere. Bulamak için de evde ne varsa onu kullanın. Ben Antep fıstığı tozu koyacağım. Hindistan cevizi ve çikolata parçacıkları. Artık bu sizin tercihinize kalmış. Yoğurma kabımıza ilk başta sıvı yağını koyalım. Yoğurdumuzu. Pudra şekerini, nişastamızı, karıştıralım elimizle. Hindistan cevizimi katıyorum. Çikolata parçacıklarım, damla çikolata. Evde ne varsa onu koyun. Hiç koymasanız da olur. Kakaoyu katıyorum. Bir su bardağı unumu. Kabartma tozunu da koyup yoğuracağım. Ele yapışmayan yumuşak kurabiye hamuru elde edelim. Unumuzu da dikkatlice koyalım. Herkes de aynı gitmez. Evet, daha un lazım. Yarım su bardağı daha, ama hepsini birden koymak istemiyorum. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Diğerinde hepsini koydum. Gider. Benden çok istenmişti bu tarif. Birçok kişi katı yağ sevmiyor ya da sağlık sorunundan dolayı yiyemiyor kurabiye. Ama sıvı yağla da gayet güzel olur. Harika bir sonuç çıkar. Hiç endişe etmeyin. Başka un katmadım. 1,5 su bardağı yeterli geldi. Elimizle yuvarlayalım. Ceviz büyüklüğünde olsun. Daha büyük yapmayın. İstediğiniz bir şeye batırıp fırın tepsimizi aralıklarla koyalım. Fırınımı da açtım. 180 dereceye alt üst ayarda ısınıyor. Sıcak fırına koymamız lazım. Bunu da hindistan cevizine bulayım. Sadece üst kısmını bulamanız yeterli. Her tarafa değil. Badem, fındık da koyabilirsiniz en üstüne. Kurabiyelerime şekil verdim. Fırınım da ısındı. 180 derecede alt üst ayarda ayarlamıştım. Hemen koyuyorum ve yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyorum. 20 dakikadır kurabiyelerim fırındaydı. Bu kadar yeter. Piştikleri zaman çatlıyorlar. Kurabiyelerimizde çatlamalar oluyor. Gayet normal. Hiç endişe etmeyin olmadı diye. Ve şu an yumuşaklar. İlk piştiklerinde çok yumuşak oluyorlar. Bozmak istemiyorum. Yani dokunduğunuz gibi bozulur. O yüzden hiç ellemiyoruz. Tamamen soğuyana kadar bir kenarda bekletiyoruz. Kurabiyelerim iyice soğudu. Göstermek istiyorum kıvamı nasıl diye. Hatta parçalayayım. Evet, bugünkü videomun da sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.